Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda SMPS devresinin çıkışındaki filtreleme devresinin ne kadar kritik bir rol oynadığını gerçek bir arızalı adaptör üzerinde inceleyeceğiz. Şu anda arızalı olan adaptörün çıkışından voltaj ölçümü alıyorum. Gördüğünüz gibi 0.4, 0.3 gibi çok düşük voltajlarda ve sürekli değişen gerilimler okuyorum. Dolayısıyla bu adaptörün çıkışında bir problem olduğunu bana gösteriyor. Ben de daha detaylı bilgiler almak için osiloskopa başvuruyorum. Bu adaptörde çıkış filtresindeki kondansatör arızalı ve bu durumun devrede nasıl bir etki oluşturduğunu osiloskop yardımıyla ve simülasyon üzerinde göreceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Elimde bir adaptör var ve bu adaptörün çıkışında sorun olduğunu biliyoruz. Adaptörün çıkışında genellikle bir doğrultma diyodu ve ardından gelen bir filtre kondansatörü bulunur. Bu filtre kondansatörü doğru akım çıkışını düzgün ve stabil hale getirmek için kullanılır. Ancak bu adaptörde kondansatör arızalı ve görevini yerine getirmiyor. Çıkışta ciddi dalgalanmalar bekliyoruz. Şimdi bunu osiloskop yardımıyla inceleyeceğiz. Adaptörümüzü osiloskopa bağladım ve çıkış sinyaline birlikte bakalım. Osiloskopun düzgün bir sinyal yakalayabilmesi için ihtiyacı olan ayarlarını değiştiriyorum ve tetikleme çizgisini doğru bir noktaya ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi burada düzgün bir DC sinyali yerine dalgalanmalar yani ripple çok belirgin. Normalde bu dalgalanmalar kondansatörün enerjiyi düzgün bir şekilde filtreleyerek minimum seviyede olmasını sağlamalıydı. Ancak burada kondansatör arızalı olduğu için çıkış sinyalinde zıplamalar görüyoruz. Birlikte detaylara bakalım. SMPS devresinin çıkış kısmında bir doğrultma ve filtreleme işlemi gerçekleştirilir. Şimdi bunu adım adım ele alalım. Birinci adım doğrultma işlemi. Çıkışta bir diyot bulunur. Bu diyot transformatörün sekonder yani ikinci sargısından gelen AC sinyalin yalnızca pozitif yarı dalgasını geçirir ve böylece sinyal yarım dalga doğrultucu olarak DC'ye çevrilmiş olur. İkinci adım dalganın azaltılması. Bu yarım dalga doğrultulmuş sinyal doğrudan kullanılabilir değildir. Çünkü içinde yüksek miktarda dalgalanma yani ripple barındırır. İşte burada kondansatör devreye girer. Kondansatör bu dalgalanmayı filtreler. Peki bu nasıl olur? Diyot iletim durumundayken kondansatör enerjiyi depolar. Diyot kesim durumuna geçtiğinde ise kondansatör bu depoladığı enerjiyi yükün ihtiyaç duyduğu şekilde boşaltır. Bu sayede çıkış voltajı daha düzgün ve stabil hale gelir. Son olarak geri besleme sistemi sayesinde çıkış gerilimi sürekli olarak kontrol edilir ve PWM sinyali ayarlanarak yükün durumuna göre stabilize edilir. Bu şekilde SMPS devresinin çıkışında düzgün bir DC gerilim elde etmiş olur. Bu filtreleme devresi elektronik cihazların hassas bir şekilde çalışmasını sağlar ve enerji kaybını minimize eder. Şimdi bir simülasyonla bu konuyu her zamanki gibi daha da pekiştirelim. Gördüğünüz gibi videolarımıza çok fazla emek veriyoruz ve bu videoların daha da anlamlı olabilmesi için kanalımızda bulunan SMPS ile ilgili diğer videolara göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Aynı zamanda kanalımızda bir oynatma listemiz bulunuyor. Bu oynatma listesi gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız ve parayla dahi satın alamayacağınız bir eğitim oldu. Mutlaka oradaki ücretsiz videolarımızı izleyin. Şimdi simülasyonumuzda gördüğünüz gibi basitçe kondansatör ve diyot bulunuyor. Aynı zamanda yükü temsilen bir de direnç bulunmaktadır. Burada simülasyonu başlattığımız zaman kondansatörün diyot üzerinden geçen enerjiyi sürekli depoladığını görüyorsunuz. Şu anda sadece alternatif akıma baktığım zaman ciddi bir dalgalanma var. Gördüğünüz gibi burada transformatörün sekonder yani ikinci tarafını simüle etmesi için 1 kHz'lik bir sinyal uyguluyorum. Devamında da bir sonraki aşamada çıkış tarafındaki dalgalanmaya bakıyoruz ve her ikisinde açtığım zaman gördüğünüz gibi ihtiyacım olan sinyal burada gözükmekte. Ancak ben kondansatörün aynı az önce bozuk adaptörde olduğu gibi değerini düşürürsem ve olması gereken değerin çok daha altına getirirsem bakalım nelerle karşılaşacağız. Gördünüz mü? Bu az önce osiloskopta gördüğünüz görüntüye son derece benziyor. Yani kondansatör değeri çok azaldığı için gerekli olan yükü karşılayamadı ve çıkışta ciddi anlamda yüksek zıplamalara neden oldu. Tekrar kondansatörü gerekli olan değer aralığına getirdiğimde ise bu zıplamaların ortadan kalktığını ve ihtiyacım olan voltajın kolaylıkla sağlandığını görebileceksiniz. yapabilirsiniz. İşte böyle. Artık çıkış kondansatörünü ve diyotunun nasıl çalıştığını çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Ve adaptörlerin birçoğunun problemi genellikle bu tarz konulardan olabiliyor. Simülasyonla anlatımımızı bitirdikten sonra arızalı adaptöre geçelim. Adaptör üzerindeki şişmiş kondansatörü yerinden söktüm. Burada eski ve yeni kondansatör arasındaki farkları görebilirsiniz. Daha sonra yeni kondansatörü söktüğüm yuvaya güzelce yerleştiriyorum. Burada önemli olan kondansatörün artı ve eksi kutuplarının doğru bir şekilde denk gelmesi ve kondansatörün bir önceki söktüğüm kondansatörün yuvasına tam olarak oturması. Daha sonra adaptörün 220 volt girişlerini temas edecek şekilde yeniden düzenliyorum ve güzelce bastırarak yerine oturtuyorum. Devamında voltaj kademesine aldığım multimetre ile adaptörü çıkışlarını ölçüyorum. Burada herhangi bir dalgalanma olmayan 12 volt ölçmeyi başarıyorum. Bu adaptörün doğru bir şekilde tamir edildiğinin en güzel göstergesi. 220 voltla uğraşmak son derece tehlikelidir. Aynı zamanda yüksek voltajlı kondansatörler de elektrik çarpmalarına neden olur ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu konuda deneyiminiz, bilginiz yoksa çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda videolarımızdan yararlandıysanız ve bilginizi arttırdıysanız kanalımızda bulunan diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımızın daha çok kişiye ulaşarak daha fazla video hazırlamamızı sağlamak için algoritmada ön plana çıkmamızı destekleyebilirsiniz. Bunu da videoları beğenip yorum atıp kanala abone olarak başarabiliriz. Çok teşekkürler.